Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 2023 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, 20 Ocak'tan itibaren Güneş sizin burcunuza geçiyor. Bu ay doğan tüm kova burçlarının doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen kovalarımız, sizin için de önemli bir dönem, yılın güçlü bir dönemindesiniz. 20 Ocak'a kadar Güneş Oğlak burcunda olacak. 23 Aralık'ta Oğlak burcu yeni ayı doğmuştu. 12. ev etkileriyle yıla başlıyorsunuz. Aslında yılın ilk yarısı biraz daha geri planda olacağınız, biraz daha hani kendinizi izole edeceğiniz bir süreç. Bu bir hazırlık dönemi de olabilir. Bir enerji topluyorsunuz, belki dinleniyorsunuz ya da bir işinizi bitirmeye çalışıyorsunuz. Kendinize ilgilenmek, sağlığınızla ilgilenmek için de güzel bir dönem. 7 Ocak'ta 16 derece Yengeç burcunda dolunay olacak. Bu sizin günlük hayatınız, sağlığınız, işiniz, gücünüz, çalışmalarınızla ilgili bir alan. Bu alanda bir aydınlanma var. Aralık ayında başlamış olan bir işin sonuçlanması olabilir veya geçtiğimiz yıl Haziran-Temmuz ayında başlamış olan bir konunun netleşmesi olabilir. Bir gündeminiz var. Çalışma koşullarınızla ilgili de bir dönüşüm olabilir. Ya da bir yeni işe başlayabilirsiniz. Ya da çalışma düzeninizi değiştirebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Her kova etkilenmeyecek. Öncü burçlarımız daha fazla etkileniyor. Özellikle Yengeç, Oğlak, Terazi ya da Koç burçlarının 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa eğer etki alabilirsiniz. Bu dolunay beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizi de etkileyebilir. Bir yardımcıyı alabilirsiniz yanınıza mesela veya beraber çalıştığınız bir kişi ayrılabilir. Biraz çalışma düzeninizi değiştirebilir çünkü. Sağlığınızla ilgili bir gündeminiz olabilir. Özellikle mideniz, sindirim sisteminiz, genel metabolizmanızla ilgili problemler varsa kronik, hani bunların görünür hale gelmesi mümkün. Aynı zamanda tabii ki bu dolunay beslenme düzeninizle ilgili bir değişim de getirebilir. Bir diyete başlayabilirsiniz örneğin ya da bir tedaviye başlayabilirsiniz. İşte evcil hayvanlarınızla ilgili gündemleriniz olabilir dolunayla beraber. 20 Ocak'a kadar olan süreç dolunay tesirleri devam edebilir. Evet, Mars geriliyor İkizler Burcu'nda bir süredir, Ekim sonundan bu yana. Geçtiğimiz aydan bu yana Merkür Oğlak Burcu'nda geriliyor. Ayın ilk yarısı bunlar devam edecek. O nedenle yeni yıla biraz enerjimiz düşük, biraz böyle daha belirsiz enerjilerle başlıyoruz. Zaman bile biraz yavaş akabilir. Bunu hissedebilirsiniz. 12. evinizdeki Merkür gerilemesi bilinçaltınızı hareketlendirirken sizi daha fazla geçmişe de çekiyor bu dönemde. Yani geçmiş şeyleri daha fazla sorgulayabilirsiniz bu süreçte. İşte bilinçaltınıza attığınız bunlar düşünceleriniz, duygularınız olabilir. Aslında bu dönem bir terapi için çok uygun. Yani böyle geçmiş terapiler, işte bunun gibi mesela, yani bilinçaltınıza yapılacak bazı çalışmalar, ruhsal anlamda şifa arayışları, bunlardan çok fayda da görebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Mars İkizler Burcu'nda olacak 12'sine kadar. 12'sinden sonra artık ileri dönüyor. 12'sinden sonra enerjinizi çok güçlendirecek Mars. O yüzden çok böyle acele ve sabırsız olmayın. Genellikle gezegenler retro yaparken durmak, biraz yavaşlamak faydalıdır. İleri gitmek yerine içinde bulunduğumuz şartları şöyle bir gözden geçirmek daha olumlu olur. Enerji toplamamız gerekiyor. En azından gözden kaçırdığımız detaylar varsa onları fark edip düzeltebiliriz. Sizin İkizler Burcu bu dönemde, yani 5. evinizde ilerlemeye başlayınca Mars, enerjiniz, özellikle yaratım enerjiniz çok güçlenecek. Konuşma becerileriniz, yazma becerilerinizde kendinizi iyi ifade edeceksiniz. O yüzden planlarınızı, düşüncelerinizi, projelerinizi, konuşmanız, anlatmanız, başkalarını ikna etmeniz güçlenecek. 17 Ocak'ta Merkür'ün de ileri harekete dönmesiyle beraber artık hazırlıklarınızı sunma aşamasına gelebilirsiniz. Ve başkalarının da dikkatini çekebilirsiniz. 20 Ocak'ta Güneş'in burcunuza geçmesiyle beraber artık zaten enerjiniz de artıyor. Daha fazla dikkat çekiyorsunuz. Yaşam enerjiniz, yaratıcı enerjiniz güçlenmeye başlıyor. Ve 21 Ocak'ta 1 derece Kova burcunda yeni ay doğacak. Sevgili kovalar, sizin yeni ayınız bu. Özellikle Güneş burcu ve yükselen burcu 1 derece ve yakınlarında olanları daha fazla etkiliyor. Yani 0 ile 5 derece arası düşünebilirsiniz. Doğum günü 20-25 Ocak arası olan kova burçlarımız. Sizin için tüm yıla yayılacak bir yenilik enerjisi var.
Güçlü bir yeni ay bu. Altı ayı yıldızıyla da birleşiyor. Hırslı, kararlı, tutkulu olacağınız bir dönem ve gerçekten başarı da getirebilecek yeni ay döngüsündesiniz. Hedef odaklı olacaksınız. Hedef belirlediğiniz alanlarda artık retrolarda biteceği için adım atabilirsiniz. Girişimlerde bulunabilirsiniz. Hani bu bir fiziksel imajınızda bir değişim olabilir, bir kariyerinizle ilgili bir yeni girişim olabilir. Hatta yaşam düzeniniz, yaşadığınız mekanlarla ilgili bazı yenilikler yapabilirsiniz. Kendinize bir şeyler katacak eğitimlere başlayabilirsiniz. Her alanda yeni adımlar atabileceğiniz, daha idealist, daha gelecek odaklı olacağınız, cesur ve girişken olacağınız sizin için çok güçlü bir yeni ay döngüsü ve 20 Ocak sonrası 2 haftalık süreç içerisinde de bu yeni ay sizin için belirleyici olabilir sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.